Selamlar herkese. Ben Literal Dan Harmony Güzel. Bugün üst koridorda Graves oynuyor olacağım. Geçtiğimiz sezon bronz günlüklerinde kullandığım hesabım ile oynuyor olacağım bu oyunda. Yanılmıyorsam, yok evet yanılmadığıma eminim. Gümüş 1 ya da 2'de bitirmiştik geçen sezonu bu hesapta. Sonrasında ben altın yapmıştım sezon arası dönemde. Fakat altın yapsanız da çerçeve değişmiyor. Sezon arası dönemde yaptığınız değişiklikler ödülü etkilemiyor. Bu sezonda da şu anda altın 5 50 puanda. Rakip takımda üst koridor Cannon var. Üst koridor Cannon'ı görünce Graves'in iyi bir seçenek olabileceğini düşündüm. Ne zamandır üst koridor Graves oynamak istiyordum zaten. Bir de kumandanın kanısıyla nasıl olacağını merak ediyorum açıkçası. Hep ormanda oynadığım için bu büyük orman yaratığını kestiğinizde size ekstra can veren kabiliyeti tercih ediyordum her zaman. Birçok şampiyonda oldukça etkili oluyor çünkü o ormanda oynarken. Şimdi üst koridorda hangi kabiliyeti seçen diye düşünürken bir de kumandanın kanırsını denemiş olalım istedim açıkçası. Bakalım nasıl olacak. İlginç bir karşılaşma bizi bekliyor diyebilirim. Doran Kılıcı ile başlıyorum üst koridor için. Bu arada eskiden Riot Games'in şöyle bir olayı yoktu. Mesela çarpı alıp almamanıza göre önerilen eşyalarını değiştiriyor. Dene bakalım. Hala tutmayan şeyler var. Hani hem destek hem üst koridor oynanabilen şampiyonlar gibi örnek veriyorum Nautilus. Nautilus daha çok üst koridorda oynanıyor bu sıralar. Ama yanılmıyorsam hala destek eşyalarını Oyun gösteriyor. olmayacak Yani mı? önerilen eşyalar kısmı Dota'daki gibi olabilir belki. Dota çok fazla oynamadım. Yaklaşık 4-5 oyunum var sanırım. Dota 2 bu arada. Dota 2'de şöyle bir olay var. Hani o 5 oyunda gözlemlediğim kadarıyla arkadaşım öğretmişti. Dikkat çekti. Giriyorsunuz eşya dizilim kısmına. Bir seçenek var. O seçenekler kısmından rehberlere ulaşabiliyorsunuz. İnsanların, diğer oyuncuların hazırladıkları rehberler. Onlardan birini seçip eşya dizilimini ona göre yapabiliyorsunuz. Açıklamaları vesaire de oluyor yanılmıyorsam. Güzel bir sistem. Hani Riot Games o tek düzeli, pardon tek düzeliği pek istemediği için hani her insan Anamı böyle kendine unutturacak kadar has bir vaktim yok. tarzda oluşturabilsin istediği için belki de bilmiyorum. Bu tarz bir yöntem oluşturmuyor olabilir ama olsa da güzel olabilirdi. Yani her zaman şu önerilen eşyaların doğru olmayabileceğini aklınıza bulundurun. O kadar yeterli diye Evet, düşünüyorum. bela. Üst koridorda ilk eşya olarak muhtemelen hayalet dansçı çıkacağım. Yomu da çıkabilirim. İkisi de oldukça güçlü eşyalar. Pardon, çok büyük bir hata yaptım. Biz bunu Cannon'a Yapmaya karşı aldık. çalışıyorsun. Cannon %99 ihtimalle yetenek gücü oynuyor olacak. Sadece ilk başta Doran Kılıcı ile başlıyorlar Cannon'a. Ancak görebileceğiniz üzere Hesabı kapatalım. o şekilde başlamış. İlk Cannon'a karşı Sihirçen çıkmamız gerekiyor. Açıkçası üst koridorda Graves ile agresif olmayı Çocuk oyuncağı. denemek istiyorum fakat düz ataklarımız minyonlara takıldığı için açıkçası birazcık da çekiniyorum. Ayrıca koridorda istersek çok hızlı bir şekilde ittirebiliriz ama bu bizim için çok iyi bir durum ortaya Zahmini ol çıkarmayacaktır. ortada. Karşı ormancı Lee Sin olduğu için. Bizim minyonumuza bakalım. Şimdiye kadar minyon kaçırmadım. Şomluk yaptığım için kaçırmazsam da bundan sonrasında da kaçırmam diye Kaçırmayı düşünüyorum. seviyorum. Bu arada Cannon'ın dördüncü düz ataklarına dikkat etmemiz gerekecek. Bize o düz hata yapıp W'sunu kullanabildiği için güzel bir hasar çıkartabiliyor ortaya. Parlak bir fikrim var mı? Hesabı güzel. Dönüş hasarlıydı. Yıldırımların Efendisi'nin hükmüyle de oynayabilirdik sanırım. Neyse. Güydeydik. Tekrar Q'ya vereceğim. Dikkat çek. İşte şomluk. Böyle bir şey. Büyü kaçırdık bir de. Sonra hemen bir tane daha kaçırdık falan. Yapmaya bize büyü direnci yok bu arada. O büyük bir sıkıntı. Cannon bize çok fazla hasar veriyor bu yüzden. Smurf hesap olmasının kötü etkilerinden biri bu. Şimdi W'ye verebiliriz. Totem atmaya gitti muhtemelen Cannon ama totem atmasına gerek yoktu. Zaten bizim ormancı alt koridorda kendini göstermişti. Aynı şekilde orta koridorda göstermişti. Boşa atılan bir totem diyebiliriz kendi tarafından. İnsanların çok yaptığı bir hata bu. Hani mini haritaya bakmadan, oyunu kontrol etmeden otomatik hareketler sergilemek. Hani o attığı totemin mesela bir dakikası net boşa gidecek. Çünkü zaten
Bizim orta koridor oyuncumuz da, orman oyuncumuz da kendini alt koridorda göstermişti. Üst koridora gelmeleri en azından şöyle bir 40 saniye sürecektir. O yüzden totemin süresini, belli bir kısmını boşa kullanmış oluyor bu yaptığı hareketiyle birlikte. Bu arada hala SS vuruyoruz. Yani ara ara SS oluyor. SS oluyor nasıl bir cümle oldu? Oldukça kötü bir kullanım oldu ama. Yani ara ara kayboluyor koridordan. Her seferinde ping görünür, ne olur ne olmaz. Işından kullanabilir. Pek olası olmasa da 6. seviye olmadan ışından kullanması. Oyun oynayacağım ben. Skor. Maalesef. Sıçrasını aldık Cannon'ın. Yani ben orada sıçra atsaydım skor alamazdım diye düşündüm açıkçası. O yüzden atmayı denemedim. Base attı. Sesini duydum. Base atma sesini. Base atmaya başladığı sırada o kişi üzerinde vizyonunuz varsa sonrasında vizyonunuzu kaybetseniz bile o sesi duymaya devam ediyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Oh, Lee Sin baskına geldi. Hiç riske atmayalım. Adam 4. seviye aslında. Ama ben orada Cannon'dan korktum. Az önce de Cannon'ın sıçrasını almıştık. O yüzden açıkçası çekinmedim yani bunu yapmaktan. Valla acele edeceğim diye yanlış eşyayı aldım ama yapacak bir şey yok. Skor aldığım sürece sıkıntı değil. Koridorda ittirebiliriz. Aslında neden bilmiyorum. Tamam, dive atmak istiyormuş. Sanki duydu bizi. Geri şekilde. Hesabı kapatalım. Koridora ben çok geç kalıyorum bu şekilde. Ezreal'ın minyonlarını da daha fazla çalmak istemiyorum. Ayrıca Lee Sin'in de burada olma ihtimali var bu şekilde. Ama ben 6. seviyeyim o yüzden. Güzel sıçrasını aldık. Sadece ben koridora daha da gecikmiş oldum. Ultimi kullanmış oldum ama çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Cannon ile çok fazla savaşmaya çalışmayacağım. Alt koridor ikilisi için iyi oldu. Lee Sin baskın atacağı arkadaşlar için iyi oldu. Ben o savaşa dahil olmayacağım. Kusura bakmasınlar. Koridora çok geç kaldık çünkü. Yapmaya çalışıyorum. Bir tane daha can iksiri bekleyebilirdim fakat dediğim gibi koridora aşırı geç kaldığımız için hem minyon farkı gitgide açılıyor, daha da önemlisi deneyim farkı gitgide açılıyor. O yüzden daha fazla beklemeyi göze alamadım. Keşke bizimkiler abartmasalardı agresif oynamayı. Yani benim base atma ihtiyacı duyacağımı düşünerek oynayabilirlerdi. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok maalesef. İlk eşya olarak bu arada hiçbir şekilde AMK kılıcı almayı düşünmüyordum fakat o an panik yaptım diyelim. Çünkü ışınını hemen o an kullanmasaydım muhtemelen çok fazla etkisi olmayacaktı. Rakipler geriye çıkmış olacaktı. Parlak bir fikrim var mı? Ben de olabildiğince etkili kullanmak adına o sırada da sadece duran kılıcıyla öldürücü hasar veremeyeceğimi düşünerek hemen bir eşya alma ihtiyacı duydum. Oyun oynayacak bak. Elindeki top çok hoş duruyor ya bu kostümde Grayson. Link gülle atıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Nedenlerle ölmeyi planlamıyordun umarım. Ya bildiğin gülle. Bir rakip hak edildi. Takımından biri kaybedildi. Hesabı İlk eşya olarak Sirçen'e gideceğiz. Önemli olan o. Ultimiz açıldı bu arada. Bizi iki kez sersemletebilir birebir karşılaşmada. Özellikle E yeteneğiyle içimize kadar girebilirse
O yüzden birazcık dikkatli olmamız lazım. Lee Sin'i de görmüyoruz aynı zamanda. Güzel, W'sunu kaçırdı. Yani bize hasar vermek için kullanamadı. Elis geliyor. Elis'i bekleyelim. Elis ile birlikte bir şeyler yapabiliriz. Sıçrasına kaç saniye var bilmiyorum. Açılmıştır ama muhtemelen. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ninja gelmek istiyor. Görüyoruz o zaman. Gördü ama. Yani neden kendini gösterdi Elis anlamadım. Ken'in şu an biliyor onun orada olduğunu. Bilmiyorum yoksa. Yani geleceğini sanmıyorum üzerime. Bak Elis diyor. Hani gördü çünkü. Çok barizdi. Orada kendini göstererek yürüdü. Dene bakalım. Benim ya benim ittirmemi bekleseydi, ben o ninja gelmek istiyor diye ittirmeye başlamıştım. Ya da bileyim orada zaman kaybetmeseydi. Sakin ol ortak. Gereksiz denemeler yani. Çocuk oyuncu. Hiç gerek yok. Ya adam çok önde oynamadığı için, ayrıca mobil bir karakter oynadığı için ki yaklaşabilsek bile bir anda burstlemediğimiz sürece onu öldürme şansımız çok yüksek değil. Çünkü ikimiz de sersemletebiliyor sadece ulti açarak. Ulti W. Yani Ken'in de zamanında çok oynadığım için açıkçası biliyorum yani şampiyonun potansiyelini. O potansiyel bizi burada rahatlıkla öldürebilecek bir potansiyel bu arada. O yüzden base atalım. Koridora ışınlanma gelebilirim. Koridoru kazanmak adına. Hatta yapacağım bunu. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Normal şartlarda yapmazdım fakat alt koridor da en azından hani bir yardımım dokundu. Şimdi koridoru kazanmak istiyorum. Sonrasında daha fazla yardımım olacağını düşünüyorum çünkü. Peki. Grace'in şu mermi sistemi. Küçük. Ben mi tanıyacağım? Asist bile alamadık. O değil de Elis öldü. Yorum yok. Bizim hiçbir işimize yaramadı. Rakip Ken'in. Oradan bir şeyler elde etmiş oldu. Ken'in ışınlanı var. Nerede totem var bilmiyorum. Işınlanı atıp bizi kesebilir. O yüzden geri çıkma gereği duydum. Sen daha büyüdürence eşyası alalım. Ya kendi düz ataklarıyla bize çok fazla hasar vermiyor açıkçası. O yüzden karışık bir defansif tercih yapmamıza gerek yok şimdi. Oyun oynayacak vaktim yok. Güneş vuruyor, monitöre girdim sandım çalıya. Dene bakalım. Ya kazanabileceğimiz bir oyun bu. Birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor sadece. Çok boş skorlar veriyoruz rakibe. Duracak kadar var. Ha. Hemen geri döner diye düşünmüştüm ama dönmedim maalesef. Ayarlayamamışım. W'yu yemeyelim diye geri çıkıyorum. Bayağı uzun süre üzerinize kalıyor bu arada. Civa yatağını silebiliyorsunuz. Ken'in üzerinize bıraktığı yükü. Size sersemletirim, hasar veririm diye düşünürken böyle mesela tam W basacakken üzerinizden siliyorsunuz o yükleri, hasar veremiyor.
Zamanında çok çekmiştim o durumdan. Sakin ol orta. Totemleme yapmamıza gerek yok mesela. Orta koridorda olduklarını biliyoruz şimdilik. Birkaç saniyeden tasarruf adına. Şimdi totem atmamız ve geri çıkmamız gerekiyor. Kesebilir miyiz acaba Thresh'i? Lütfen hayır. Oyun oynayacak bak. Riske atmaya gerek yok diye düşündüm. Dene bakalım. Çünkü kitle kontrolden çıkartmayabilirlerdi bizi. Thresh'in iki tane kitle kontrolü var. Cannon iki kez sersemletebiliyor. Riske atılmayacak bir durumda o yüzden. Parlak var mı? Yanlış atak. Ben savaşıyorum. Öyle. Yapabileceğim bir şey yok yani ona. Bu en fazla da buluyor tabii. Bu arada merak ettim ligler neymiş, ona bir bakacağım hemen. Ekran size donabilir o an için. Alt tabağı aldığım için bu şekilde donma yaşanabiliyor, kusura bakmayın. İlk eşya olarak Malmortius'u bitirelim bu arada. Çok işimize yarayacak o. Herkes altın, pardon herkes altın değil, rakip. Bizim takımdaki Alice ve Malzar hariç. Herkes altın, Alice ve Malzar. Platin ama platin 5 ama ikisinin de kaybetme oranı kazanma oranından daha fazla. Yani kazandıklarından çok kaybetmişler. Şansını hissediyoruz. Bu arada Cannon bizden öndeydi minyon olarak, onu geçmişiz tekrardan. Gerçi eşitledi hemen ama. Olsun. Kesebilir miyim acaba aslında? Oyun oynayacak var. Malzar da üst koridora gidiyor. Bana uyar çıkacağız. Malzar'ın neden ilk eşyası acaba? Komuta sancağı. Bu arada bizim ormancının ya da desteğin ilk eşya olarak şey çıkması gerekiyor. İsmini hatırlamaya çalıştığım eşya. Bir saniye. Şu olay bitsin söyleyeceğim. Hocam ne gerek var? Yani. Abartmak. Bu eşyanın ismine bakıp söyleyeceğim ya, nötrülse. Gerçekten bilmiyorum çünkü eşyanın ismini. Demir Soller'in broşu. Yazacağım diye ejderi de kaybettik ama benim hatam. Yani orada olsam belki bir şeyler değiştirebilirdim. Hep bela. Dikkat çek. Thank you.
seni öldüremez ultisiyle, muhtemelen onu deneyecek. Öldüremez diyorum çünkü Malmortius var. Ama Lee Sin öldürebilir. Lee Sin plays. Güzel oynadı yalnız gerçekten. Hani plays'i yaptı. Bu yüzden öldüremez dedim. Ama canım azaldığı için öncesinde şu an yapabileceğim bir şey yok. Az daha sağlayamış oldum. Çok iyi ilerlemiyor şu an oyun. Güzel, Natürs en azından kurtulmayı başardı. Ayakkabı Merkür'ün adımları yapacağım. Çok fazla kitle kontrol var rakipte. Hesabı kapatalım. Maviyi ben alabilir miyim acaba? Mazhar üst koridoru sahiplenmişken. Mazhar bence üst koridor istiyordu. Yani çıktığı eşya da direkt üst koridor ayrı kittirmeye yönelik çünkü. Şanslı mı hissediyorsun? Bunu Elise bırakalım. Bu gıdıklayıcı. Çift güçlendirme var Sivra'da. Kesebilirsek. Ama alt koridora gidiyorum. Beni gördüler sanırım. Çocuk oyuncu. Nedense FPS'im düşük duruyor. Öl. Neden dese düz atak yapmadı bana. Listen. Play yapıcı. Playmaker. Can dolduracağım. Kumandanın kanırsıyla. Dikkat çek. Birileri gelebilir diye yardıma. Artık çıkma zaman. Thresh muhtemelen burada çünkü. Ya daha cesur oynayıp belki kesebilirdim Lee'yi ama risk almak istemiyorum açıkçası. FPS'im neden düşüyor olabileceğine dair bir fikrim var. Programı kapatıyorum onun için. Umarım sebebi odur yani. Kapanmıyor. Kapanmayı reddediyor. Tamam, hayalet dansı aldık. Kana susamış. Yok mu? Yok mu? Kanamamı durduracak kadar vaktim yok. Kanı susamış alabiliriz aslında. İkisi de güçlü eşyalar. Orta koridoru savunalım. Tek başımıza tutabiliriz ultimizle birlikte. Ultisiz ne kadar tutabiliriz emin değilim. Rakibin ne kadar agresif olduğuna bağlı Thresh'in. Çok agresifmiş. Öldük hatta yani direkt. Bu kadar çabuk ölmeyi beklemiyordum. Neyse en azından onlar da bir skor verdi. Değdi diyebiliriz. Ya değdi denebilir, şu yüzden denebilir. Eğer bana vurmak yerine kuleye vurmayı tercih etselerdi, kuleye en azından şöyle bir 120 hasar verebilirlerdi. Şuraya, şu barın şu kadarına kadar inecekti. Çok rahat bir şekilde kule. Yani çünkü Q ile bütün minyonları temizleyemeyecektim. O da ittirmeler için yeterli bir zamandı açıkçası. Evet.
Zaten henüz orada değil. Canları çok az ama Ezreal ulti çok güzel gider derdim ki Ezreal ulti yokmuş. A ile bastım. Yani şöyle sürekli A yere basış yapıyordum. Shift ile de yapabilirsiniz. Shift ile normal tıklamadan aynı işleri görecektir. Tıklanabilir, vurulabilir bir hedef olduğu anda vurmanızı sağlıyor bu. Güzel deneme. Ama abartma. Orta koridor ittirmemizin bir anlamı yok. Yani hayattalar. Dene bakalım. Ya o kuleyi almamızın imkanı yok. Özellikle Syndra gibi bir minyon dalgalarını hızlı temizleyen bir şampiyon varken. Risk almak olurdu sadece orta koridordan devam etmek, bitirmeye. Rakip maviye de bakacağım. Yampiri'yi keserek gidiyorum o yüzden. Çıkmam gerekirse. Çabuk çıkabileyim diye. Resmen konuşmadan koridor değişikliği yaptık. Şimdi orta koridor minyonları bize kalmıyor. Yalnız öyle bir sıkıntımız var. Aslında niye donuyor acaba oyun şu an? FPS düşüp duruyor diye bilmiyorum. Ya size her türlü 30 FPS yansıyor ama bu arada çok güzel bir ödüm atıyorsun. Bunu da aldık. Kırmızılarına bakalım. Babysit mi? Canon yapma. Babysit'in anlamını biliyor musun? Gerçekten. Babysit'i ben size söyleyeyim. Bir koridordan çıkmayan ormancıya babysit yapıyorsunuz denir. Hani bildiğin bebek bakıcılığı. Tam anlamıyla bu. Babysit yapılan koridor hani çok çok farklı olur. Alice koridorda bana yardımcı oldu ama hani pek bir faydası olmadı. Sıçrama aldılar bir yerde. Sonra Lee Sin de geldi. O da, onlar da benim sıçramı aldı mesela. Yani biz Cannon'ın sıçrasını aldık. Onlar da benim sıçramı aldılar. Onun dışında Alice'in gelmeleri psikolojik baskı haricinde fiziksel bir yardımı yoktu çoğu zaman. Hani babysit de şöyle oluyor. Benim mesela AB Batı sunucusunda yaşamış olduğum bir olay var. Çok fazla Cannon oynandığını görüyordum. Pardon Cannon diyorum. Team oynandığını görüyordum. Benim de canım istedi. Bir team oynayayım dedim. Ve bunu AB Batı sunucusunda yapmaya karar verdim. Elmas 5'tim yanılmıyorsam o zaman. Karşıma Irelia geldi. Zinza şöyle dakika 10'da yanılmıyorsam 8 tane baskın atmıştı. Mesela ben ölüyorum ya burada. Sonra tekrar koridora yürüyorum. 2 kişi burada bekliyorlar. Şurada geçerken tekrar bana saldırıyorlar. O tarz bir hani olaydı. Babysit buna deniyor. Ultini yanlış kullandık. Babysit anlatmaya dönüyor da. Yani babysit'ten kasıt böyle aşırı bir koridora yardım etmeye deniyor. Sakin ol ortak. Alice'in yapmadığının... Alice'in yaptığının babysit olmadığına eminim. Hani zamanında bana çok fazla babysit yapıldığı için. Yani bana özel bir durum değil aslında. Üst koridor... bir ara babysit koridoruydu. Ya ölmeyeceğime güveniyorum çünkü bir adama düz atak yaptım. Pilot dansçı sayesinde rakipten 112 az hasar yiyeceğim. İkincisi Malmortius'un ağzı var. Gerçekten çok fazla hasar engelliyor. O da önemli bir faktör. Karakterinizin sınırlarını bilmek bu yüzden önemli.
Geçelim. Sokmaya gerek yok. GG. Geçen bir adam gördüm. Daha doğrusu arkadaşım bir video attı. Videoda adam GG spamlıyor chatten. Ama öyle güzel yapıyor ki bunu. Bir program sayesinde yapıyor yanılmıyorsam. Ekranda GG yazıyor ama böyle şey... G harfleriyle oluşturulmuş böyle alt alta 10 satırda G altına G böyle. Tam ifade edemedim muhtemelen. nasıl ifade edeceğimi de şu an düşünemedim. O yüzden sizin hayal gücünüze bırakıyorum ben bu kısmı. Bu şekilde bir oyun kazanmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.